Herkese merhabalar. 6. sınıf fen 1. dönem 2. yılı Tunç, hazır mıyız evladım? Hazır değilim hocam. İnşallah beraber hazırlanacağız ve süper bir not alacaksın diyoruz o zaman. Hocam, şimdi Tunç. Yazılım iyiydi ama 2. yılın inşallah süper oldu. Bir kere sana çok güzel birkaç tane özet hazırladım. Bu özetleri vücudundaki sistemler, işte güneş sistemi ve tutulmalar, ardından kuvvet ve hareketle alakalı özetler hazırladım. Zaten sınavda genellikle kuvvet ve hareket vücudumuzdaki sistemlerden gelecek sorular. Ama biz bu özetin hepsini bir kere açıklamadaki PDF'ten indirebilirsin Tonguç'um. Onu unutma. Ondan sonra da sınavımıza başlayacağız ve çok güzel sorular hazırladık. Ve birbirinden güzel ve gerçekten de yazılı çıkabilecek tarzda soruları beraber çözeceğiz diyoruz. Hemen hızlı bir şekilde özetin üstünden geçmek istiyorum hazırsan Tonguç evladım. Hazırım hocam. Güneş sistemi vardı, bir de güneş ve ay tutulması vardı. Bir kere Tonguç'um. Yıldızlar da sistem, kayar. Güneş sisteminde bazı kavramlar, işte gök cismi, gezegen, ondan sonra işte güneş sistemindeki gezegenler işte neydi? Sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Mavi Dünya, Mars. Ve ne diye ezberlemiştik? J-Sun diye ezberlemiştik. Mavi Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde sıralanıyordu güneş sistemindeki gezegenler. Toplam kaç tane gezegen var? 8 tane gezegenimiz var. Ve bunların hepsinin farklı özellikleri var. İşte halkalı olan gezegenle Satürn diyorduk. En büyük gezegen Jüpiter'di. İşte en küçük gezegen Merkür'dü. Karasal gezegenler vardı. Bir de gazsal gezegenler vardı. Hani bunların hepsinin farklı farklı özelliklerini bilmek zorundayız Tonguç Evlami. İşte asteroid, meteor, göktaşı, bunların farklarını bilmek zorundayız ve bunlar sınavda çıkar. Ama bu sınavda, yani ikinci yılda daha az çıkacak mı nispeten? Güneş ve ay tutulmasında şunu bilmemiz gerekiyor. Güneş tutulmasının aslında Tonguç'cum ayın dünya ile güneş arasına girmesiyle, ay tutulmasında Tonguç'cum dünyanın güneşle ay arasına girmesiyle olduğunda mutlaka hatırlamamız gerekiyor dedik. Hemen vücudumuzdaki sistemlere geçelim. Asıl sınavda soruların çıkacağı. Böbrek, dalak. Aynen. Hayır, onunla alakası var. Pankreas. Evladım saçmalama. Kuvvet ve hareketle tabii ki asıl soruların çıkacağı. Vücudumuzdaki sistemler ve kuvvet hareketi. Vücudumuzdaki sistemlerde destek hareketiyle başlıyoruz. Sindirim sistemiyle devam ediyoruz. Sonra dolaşım sistemi vardı. Sonra solunum sistemi ve boşaltım sistemi vardı. Şimdi bu sistemlere bakarsak, destek hareket en önemlilerinden bir tanesi, gerçekten ayakta kalmamızı sağlıyor. O bir şey, kemiklerin var yapısında, işte kaslar var yapısında, eklemler var yapısında. Bir kere kemikleri üçe ayırıyorduk: uzun, kısa, yassı. Ve uzun kemikler işte kol kemiklerimiz, kısa kemikler işte parmak kemiklerimiz, işte yassı kemiklerse işte burada gösteremiyorum ama kafatası kemiği, ondan sonra işte leğen kemiği falan filan, bunlar kaburga kemikleri de yassı kemiklere giriyor. Oynar ekleme baktığımız zaman Tonguç Evren Bey, şunların hepsi oynar eklem şu anda. Yani iki kemiğin birleşme noktasında olan yerlere biz eklem diyoruz Tonguç Evren. Kıkırdak dokudan oluşuyor ve aynı zamanda bazı farklı maddeler de var içinde. Oynar eklem, yarı oynar eklemler var, omurganın eklemleri. Oynamaz eklemler varsa kafatasının içindeki eklemler falan filan, oynamaz eklemler. Kasları da düz kas, çizgili kas ve kalp kas olarak üçe ayırıyorduk Tonguç Evren. Düz kas iç organların yapısında, çizgili kas da işte vücudumuzda kolumuzun, o bacağımızın yapısında daha hızlı hareket eden ve yorulan kaslar bunlar aslında. Kalp kası da hiç yorulmayan ve çizgili özellik, kırmızı özellik gösteren kas da biz kalp kası diyorduk. Hiç yorulmaz, çok şükür ilk yorulmuyor diyoruz ve geçiyoruz. Sindirim sisteminde fiziksel ve kimyasal sindirim olarak iki tane sindirim çeşidi vardı Tonguç evladım. Mesela ağzımızda yemekleri dişlerimizle parçalamamız fiziksel sindirimi yerine geçiyor. Ama tükürüğün içindeki enzimlerle karbonhidratları parçalarına ayırmamız da kimyasal sindirim olarak geçiyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Burada kimyasal sindirime enzimlerin kullanıldığını bilmemiz gerekiyor ve aynı zamanda sindirimde görevi yapıyor organları. Şimdi nereden başlıyor Tonguç? Tonguç'um, ağızdan başlıyor, dişler, dil, ondan sonra ağzın içindeki yapıdan sonra yutak geliyor, yutaktan sonra yemek borusu geliyor, sonra mide geliyor, sonra ince bağırsak geliyor, sonra kalın bağırsak geliyor ve sonra anüste çıkıyor, bitiyor artık işimiz. Ve burada önemli yapılardan işte midenin ne yaptığını, midenin proteinleri sindirdiğini, ağzın karbonhidratları sindirdiğini, fiziksel sindirimin de çoğunu yaptığını, midenin de fiziksel sindirime katkıda bulunduğunu, ince bağırsakta bütün besinlerin sindiriminin olduğunu ve yağların özellikle ayrıtan sindiriminin olduğunu ve yardımcı organlardan işte karaciğerden, safra kesesinden gelen safra sıvısının ince bağırsakta yağların sindirimine katkıda bulunduğunu sınavda sorabilirler. Ve aynı zamanda Tonguç evladım benim, pankreasında bütün enzimleri salgıladığını, sindirim enzimleri salgıladığını bilmemiz gerekir yardımcı organlardan diyoruz. Dolaşım sistemine baktığımız zaman, dolaşım sisteminde görevli yapı ve organlarda işte ne derdi Tonguç evladım? Dolaşım sisteminde zaten kalp vardır, akciğerler vardır. Dolaşım sisteminin en temel kısmından bir tanesi kalptir Tonguç'um. En temeli kalptir ve arkasından damarlar gelir Tonguç'um. Damarların da 3 çeşidi vardı. Nedir bunlar? Damarlar işte atar damar, atar damar, toplar damar, kılcal damar şeklinde 3 çeşidi vardı kan damarlarının. Kalbin yapısı ve görevlerinde işte
kulakçıklar, karıncıklar vardı. İşte sol ve sağ vardı. Solda her zaman temiz kan, sağda genellikle kirli kan bulunuyor. Ve aynı zamanda Tomuç evladım benim, şunu da bilmemiz gerekiyor. Kalpten çıkan damarları atar damar, kalbe giren damarları toplar damar diyoruz Tomuç evladım benim. Büyük kan dolaşımının vücudumuza oksijen sağladığını, küçük kan dolaşımının da bu kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlediğini, küçük kan dolaşımı deyince aklına ne gelecek? Akciğerler gelecek. Akciğer. Bunu unutma Tomuç'um. Büyük kan dolaşımı deyince vücut aklımıza gelecek. Hocam siz ciğeri kavurma mı seviyorsunuz, ızgara mı? Ne diyorsun, dangoz musun? Kan gruplarında AB kan grubu, A kan grubu, B kan grubu ve sıfır grubu vardı. Bir de RH pozitif ve RH negatif olayı vardı. Onu da hatırlayalım. Sıfır kan grubu hiç kimsenin alamıyor. Sadece sıfırdan alabiliyor. O yüzden zavallı arkadaşlarımız. Ama AB kan grubu genel alıcı olarak düşünün. Ama genellikle herkes kendi kan grubundan almak zorundadır. Herkes kendine Müslüman. Tebrik ediyorum. Kan bağışı olayını da bilmemiz gerekiyor. Geldik vücudumuzdaki sistemlerden solunum sistemine. İşte sınavda, ikinci sınavda çıkacak olanlardan en önemlilerinden bir tanesi. Solunumda görevli yapı ve organlar. En önemlisi de Tomuç evladım akciğerler tabii ki. Ama oraya gelinceye kadar ağzımızda geldi. Nereye geldi Tomuç evladım? Gırtlaktan nereye geçti evladım? Soluk borusuna geçti. Borusundan. Soluk boru mu atkan hocam? Akciğerlere, saçmalama. Akciğerlere geliyor ve akciğerlerimizde kan vasıtasıyla gaz alışverişi oluyor. İşte zaten solunum sisteminin asıl olayı bu. Gaz alışverişi. Oksijenin solunum sistemindeki izlediği yolda ne yapıyorduk? İlk başta akciğerlerimize giriyor. Alveollerin içinden de nereye geçiyor? Kan kılcal damarlarla kana geçiyor ve vücudumuzda oksijen ihtiyacı olan her yere dağılıyor. Ve bunun altında bir diyafram denilen bir kasın olduğunu ve nefes aldığımız zaman diyaframın aşağı doğru gidince de nefes alınca niye karnımız şişer? İşte bu diyafram yüzünden doğuyor. Normalde karnımıza mı nefes alıyoruz? Hayır, akciğerlerimize nefes alıyoruz. Ama akciğerlerimiz çıkamıyor çünkü kaburgalarla çevrilmiş tamamen. Ama aşağı doğru bastırınca karnımız dışarıya fışkırtıyor. Evet, boşaltım sistemine baktığımız zaman Tomuç'un boşaltımda görevli yapı ve organlar işte böbreklerdir, idrar kesesidir, üretradır ve benzeri bunları bilmemiz gerekiyor. İşte böbrekler, üreter, idrar kesesi, üretra ve dışarıya açılan idrar borusu dediğimiz yer aslında. Kandan süzülen idrarın böbreklerden sonra izlediği yola bakıyoruz. Böbreklerden sonra ne yapıyorduk? İşte demin söylediğim yolu izliyor. Ve böbreklerin kanı süzdüğünü, kanı temizlediğini, pislikten arındırdığını bilmemiz gerekiyor Tomuç'um. Akciğer, kalın bağırsak, derinin boşaltımdaki boşaltıma yardımcı organlardan birkaç tanesi diyoruz. Akciğer karbondioksit atıyor. Kalın bağırsak yemeklerin posalarını atıyor. Derinin de terleme ile ekstra olan mineralleri attığını söyleyebiliriz. Evet, hemen kuvvet ve harekete baktığımız zaman bileşe kuvvet vardı, bir de sabit süratli hareket vardı. Bu iki kavramı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sınavda bunlardan %100 soru gelecek. Kuvvetin yönü ve doğrultusu, işte kuvvet ne tarafa doğru, şuradan başlıyor bu tarafa doğru gidiyor, yönü sağa doğru ama doğrultusu sağ sol doğrultusunda, doğu batı doğrultusunda diyebiliriz. Kuvvetin şiddeti dediğimiz şeyde işte bu, mesela buraya 10 Newton yazıyor, kuvveti 10'la gösterirse bir sayıyla göstermemiz gerekiyor. Dengelenmemiş kuvvetler ve dengelenmiş kuvvetler var. Dengelenmiş kuvvetlerin iki yöne doğru çeken kuvvetlerin birbirine eşit olması durumunda olduğunu. Bak, dengelenmiş demek toplamları sıfır demek. Hiçbir. Aynen, bunlar bu tarafa çıkıyor, bu tarafa çıkıyor. O zaman bu dengelenmiş kuvvettir diyoruz. Mesela F1 kuvveti batı yönünde, F2 kuvveti doğu yönünde ama doğrultularına baktığımız zaman doğu batı doğrultusunda, unutmayalım Tomuç'um. Sağ taraf doğu, sol taraf batı, unutmayalım. Sabit süratli harekette de yol, zaman ve sürat birimlerini bilmemiz gerekiyor. Yol, metre, işte zaman, saniye, sürat de metre bölü saniye. Yol, zaman grafiklerini bilmemiz gerekiyor ve sürat zaman grafiklerini bilmemiz gerekiyor Tomuç'um. Mesela işte adam ne yapmış? 5 saniyede 50 metre yol almış. 10 saniyede 100 metre yol almış. 20 saniyede 200 metre yol almış. O zaman aldığı yol sürekli artıyor bak. Aldığı yol sürekli artıyor. Ama süreti ne? Süreti sabit. Çünkü 5 saniyede 50 metre yol alırsa 50 bölü 5 10'dur. 100 bölü 10, 10'dur. 200 bölü 20, 10'dur. Dolayısıyla süreti sabit bir şekilde gittiğini bilmemiz gerekiyor. Geldik şimdi sınav sorularımıza. Evet, şimdi seninle beraber sınav sorularımıza bir başlayalım bakalım. Tabloda verilen özelliklere sahip gezegenin ismini yazınız demiş. Bir kere Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür Tonguç evladım benim. Bunu açıklamak istiyorum. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. Mavi Dünya Mars'taki M, işte o Merkür'dür aslında. Geldik Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'dir Tonguç evladım. Zaten bunlar ilk sınavda soruldu sana ama yine de biz ikinci sınavda da sorulabilir diye bunları koyduk yazımıza. Kızıl gezegen olarak bilinir. Dünyadan teleskopla gözlemlenebilir. Kızıl gezegen deyince Mars gelecek. Hatta Mars'a da uydu gönderildi ve sağ salim bir şekilde indirildi yeni NASA tarafından.
Çoban yıldızı olarak anılan halkası ve uydusu olmayan gezegendir dediğimiz zaman Tonguç Efendim Venüs. Venüs aslında dünyadan yıldız gibi gözüküyor. Halbuki o bir gezegen diyoruz. Hatta bu şekilde akıl haritamızda da süper bir resim yapmıştık. Bunların hepsini buradan akıl haritasından varsa lütfen tekrar ediyorum. Uzaya gittiniz mi? Evet, bunları bayağı bir karıştırdık. Pardon, özür dilerim. Evet, akıl haritası karıştı. Geldik hemen ikinci sorumuza. Yukarıda görsel verilen gök olayı ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. İfadelerin başındaki boşluklara D veya yan yayılır. Hocam şu en sağdaki hangi gezegen? Bu en sağdaki evladım Dangozyum gezegeni. Dangozyum. Yeni keşfedilmiş. Evet, yeni keşfedildi. Güneş sisteminde değil bu şey hani sistemi. Normalde biz Samanyolu sistemindeyiz. Bu da İnek Yolu sisteminde olan bir gezegen. Ayın Dolunay evresinde gerçekleşir demiş. Ha. Şimdi Tonguç Efendim, ha şurayı düzeltelim hemen birazcık. Evet, tebrik ediyorum seni. Hocam Dolunay'da kurtlar. Bu gök olayı, baktık ki ay dünya ile güneş arasında kalmış. Ay dünya ile güneş arasında kaldıysa eğer biz ne diyorduk evladım buna? Güneş tutulması diyorduk. Güneş tutulması dediğimiz olay ayın Dolunay evresinde gerçekleşmez. Bu güneş tutulmasıdır. Güneş tutulmasının olabilmesi için bir kere Dolunay'ın asla gözükmemesi gerekiyor. Dolunay hiçbir şekilde gözükmez. Ve ay tamamen güneşin önüne geçer ve kapkaranlık gözükür. Çünkü güneşten yansıtacak bir şey olmaz. Dolunay evresi ayın, ay burada olduğu zaman güneşten ışığı alır, direkt yansıtır. O yüzden biz ayı bir tabak gibi görürüz. Tutulmanın gözlendiği bölgelerde güneş dünya üzerinde gözlenemez. Evet, doğru. Zaten güneş tutulmasının mantığı, yani güneş, ay, dünya böyle G, A, D şeklinde güneş tutulmasının mantığı aslında ay dünya ile güneş arasına girerek güneşin bize ışıklarının gelmesini engelliyor. Doğrudur. Bu da doğru ifade. Ay dünya üzerine gelen güneş ışığının tamamını veya bir kısmını engeller demiş. Evet, bu da doğru. Demin söylediğimiz gibi güneş ışığının bir kısmını veya tamamını ama belli bir bölgede. Yani mesela şurada dünyanın belli bir bölgesinde gerçekleşiyor. Her yerinde gözlemlenmiyor. Onu da söyleyeyim. Her yeni ay evresinde güneş tutulması gerçekleşir. Hayır, her yeni ay evresinde güneş tutulması gerçekleşmez. Güneş tutulması işte bilmem kaç yılda bir olan bir olaydır. Her yeni ay evresi ayda bir mutlaka gerçekleşiyor. Dolayısıyla bilmem kaç yılda bir gerçekleşen bir olayla ayda bir gerçekleşen bir olayın bir araya gelmesi mümkün değildir. Geldik kemik çeşitlerine, vücudumuzdaki sistemlere. Hoş geldiniz Tonguç'um. Kemiklerle ilgili hazırlanan yukarıdaki şemada numaralar ile gösterilen yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır demiş. Bir kere kafatası kemiklerinin yassı kemik olduğunu söyleyebiliriz Tonguç'um. Aynı zamanda el bilek kemiklerinin kısa kemik olduğunu söyleyebiliriz. Uyluk kemiğinin ise uzun kemik olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kavramlar dediği şey aslında hangi tür çeşit kemiklerinden, kemik çeşitleri demiş. Yassı, kısa ve uzun kemik olarak üçe ayrılırdı. Ve kafatası kemikleri de buna örnek, el bilek kemikleri de buna örnek, uyluk kemikleri de uzun kemiği örnektir diyoruz. Bir geçiyoruz. Şekilde numaralandırmış yerlerdeki sindirim sistemi, organ ve yapılarının isimlerini yazın demiş. Ne ters seviyorsunuz? Arnavut ciğeri mi yoksa bağırsak mı? Kokoreç mi? Yani ne ters seviyorsunuz? Ne diyorsun evladım? Sindirim sistemi. Kendi içindeki yapıları tartışıyorsun. Benim arkadaşım var. Beyin yiyor ama hala kafası çalışmıyor canım. Evet, değil mi? Ağız dediğimiz şey aslında sindirim sisteminin ilk yapısı. Ondan sonra gelen sindirim sisteminin yapısı yutak Tonguç'um. Yemek borusuyla şey aslında soluk borusunu birbirine ayıran geçiş aslında burası. Ondan sonra Tonguç Evlen Bey'im yemek borusu geliyor. Yemek borusundan sonra da Tonguç'um mide geliyor. Mideden sonra ince bağırsak geliyor. Hatta burada ince bağırsağı göstermemiş burada. Direkt kalın bağırsağı göstermiş. Kalın bağırsak ve anüsü göstermiş diyoruz. Hatta şurası da şuradan da bir ok çıkartırsak ince bağırsak diyebiliriz. Sindirim sisteminin yapıları ve organlarını şema üzerinden gösterir kazanımını da çok uygun bir soru demiş. İsimlerini de yazdık ve normal yapılarının isimlerini yazdık. Evet. Geldik vücudumuzdaki bazı organlara yer alan kas örnekleri yukarıda verilmişti demiş. Destek ve hareket sistemimizden bir soru daha. Kol kası, kalp kası, midede ne kası var acaba? Bakalım. Midede bulunan hangi kaslar vardı? İç organların yapısına Tonguç'um düz kaslar vardı. Bunlar yorulmayan, beyaz yani kırmızı olmayan, yorulmayan, yavaş çalışan, yavaş kasılan kaslardır diyoruz.
Kalp kası Tonguç evladım benim çizgili kas yapısındadır. Aynı bizim yorulan kaslarımıza benziyor ama çok şükür ki yorulmuyor. Kırmızı kastır aslında kalp kası. O yüzden kırmızı gözükür. Mesela mideyi aldığı zaman, mideyi incelediği zaman bilim adamları onu beyaz görürler. Çünkü içinde çizgili kas değil de kırmızı kas değil de beyaz kaslar var. Yani düz kaslar vardır. Kolumuzda bulunan çizgili kaslar hızlı kasılırlar ve çabuk yorulurlar. Demin söylediğimiz gibi. Bilmem ne kası ömrümüz boyunca ritmik ve hızlı çalışır. Kalp kası da ömrümüz boyunca hiç durmadan çalışır ve ritmik çalışır diyoruz. Dünyanın en iyi makinesi seçilmiş geçen sene. Tebrik ediyorum. Gerçekten de evet, Bosch fabrikasında üretildi. Doğru söylüyorsun. Kanımızda bulunan kan hücreleriyle ilgili ile özellikleri tabuda karışık olarak verilmiştir. Kavramlar ile bilgileri eşleştirme yapınız demiş. Yani kan plazması burası, al yuvar ve kan pulcukları ve al yuvarlar burada. Tamam, eyvallah. Bir kere Tonguç'um, kanımızın içinde, yani dolaşım sisteminin en önemli parçalarından kanın içinde bir kere kan plazması denilen sıvı olan bir kısım var. Bu sıvı olan kısmın dışında Tonguç'um, çok büyük bir kısmı sıvı ama büyük olan kısmın dışında Tonguç'um kan hücreleri var. Kan hücreleri ak yuvar, kan pulcukları ve al yuvar olarak üçe ayrılıyor Tonguç'um. Al yuvar dediğim şey oksijen taşıyandı. Oksijen taşınmak için olan al yuvardı. B ve kana kırmızı rengini veren aslında kan hücresiydi ve işte pulcuk şekli, yani pulcuk değil hani böyle bir şekli var ve kırmızı yapıda ve oksijen taşıyor ve hemoglobin barındırıyor. O yüzden kana kırmızı rengi veriyor diyoruz. Ak yuvarda Tonguç vücudumuza giren mikroplara karşı savunma görevi yapan, vücudumuzdaki mikropları girdiyse eğer o bakterileri yutan böyle garip büyük bir yapıda, beyaz bir yapıda, böyle sanki amipe benzer bir yapıda bir mikrop girdi mi çat diye bunu hemen yakalıyor ve yutuyor içine ve yok ediyor. Bize zararsız hale getiriyor. O yüzden C diyoruz. Yaralanmalarda kan akar ya Tonguç'um. Hani kanın akışının bir an belli bir süre sonra durur değil mi? Mesela şuramı kesin diyelim. Belli bir süre sonra orası kurur. Niye kuruyor biliyor musun? Kan pulcukları sayesinde kanın pıhtılaşmasını sağlayan şey ise kan pulcukları diyoruz. Buna da A diyoruz Tonguç'um ve geçiyoruz diğer soruya. Solunum sisteminde görevli yapıları ve solunum sistemi organları numaralı yerleri yazınız demiş. Ve organlarıyla aşağıdaki ilgili soruları cevaplayınız demiş. Hemen bakalım. Bir kere hemen nereden başlıyorsun Tonguç Evlen Bey'im? Burunla başlıyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Ya deminki konu özetinde ağız dedim ama orası yanlış olacaktı. Burun olacaktı. Burunla başlıyoruz Tonguç'um. Ardından nereden geçiyoruz? Sinirim sistemimizde gırtlaktan geçiyoruz. Sonra solunum sistemimizde gırtlaktan geçiyoruz. Ve ardından Tonguç'um yutaktan geçtikten sonra... Yani bu ayırma yerinden geçtikten sonra, yutaktan geçtikten sonra nereye geliyoruz? Soluk borusuna geliyoruz. Soluk borusu ve en sona ne geliyoruz? Akciğerlere geliyoruz. Bu soluk borusunun etrafında kıkırdak halkalar var. O yüzden katlanmıyor, burulmuyor ki nefes sürekli alabilelim diye. Geldik. Hangisinde sesin oluşmasını sağlayan ses telleri bulunur? Tabii ki Tonguç Evren Bey'im, gırtlakta sesin oluşmasını sağlayan ses telleri bulunur diyoruz. Ve hangisi dışarı alınan havayı nemlendirir ve havayı ısıtır? Tabii ki burun dışarıdan alınan havayı nemlendirir. İşte mukus salgısı sayesinde ve havayı kılcal damarlar sayesinde, burundaki kılcal damarlar sayesinde ya, mukus ısıtır. Mukus sumuk yazmayacak mıydı? Mukus o başka bir şey. Mukus o sümük o başka bir şey. Mukus dediğim şey de aslında sümüğün oluşmasını sağlayan zımbırtı. Bir salgı aslında. Hangisi havanın soluk borusuna geçmesini sağlar demiş. Havanın soluk borusuna geçmesini sağlayan, havayla yemekleri ayıran yutaktır. Yutak bir kapı gibidir. Birbirine ayırır. Hangisi hava içerisindeki toz ve mikropları tutarak havayı akciğerlere iletir demiş. Tabii ki soluk borusu. Soluk borusunun içinde böyle ince tüycükler var Tonguç'um. Bu tüycükler ve mukus salgısı havanın içine giren tozları, pislikleri falan filan tutuyor. Aynı zamanda burundaki kıllar da tutuyor. Onu da söylemek istiyorum. Burundaki mukus tabakası da tutuyor bu tozları, pislikleri. Çünkü akciğerlerimize tertemiz bir havanın girmesi gerekiyor. Onu da unutmayalım Tonguç'um. Ve bunun içinde hem burundaki mukus ve kıllar, hem şeydeki soluk borusundaki ince tüycükler ve aynı zamanda mukus salgısı tutuyor diyoruz. Geldik boşaltıma yardımcı organlara. Şimdi Tonguç'un boşaltım sisteminin en temel yapısı aslında neydi? Böbreklerdi. Böbreklerden sonra ne geliyordu? Üreter geliyordu. Sonra idrar kesesi, sonra üretra geliyordu. İdrar kesesi çok eminiz. Böbrekler kanın içindeki üreyi,
ürik asidi alaraktan, zararlı maddeleri alaraktan ne yapıyordu? Çiş haline dönüştürüyordu ve idrar şeklinde attırıyordu bize. Ve kanın içindeki fazla suyu da atabiliyordu. Fazla mineralleri de, fazla vitaminleri de atabiliyordu. Mesela B ve C, B ve C vitaminlerini atıyordu mesela fazlası, fazla aldıysan. Peki akciğere bakarsak, deri ve kalın bağırsağa bakarsak, bir kere bu organların vücuttan uzaklaştırdığı atıkları söylersek, akciğerler karbondioksidi, çünkü ne yapıyoruz Tunguç'um? Oksijen alıp karbondioksit veriyoruz değil mi? Evet, ve hocam, aynı zamanda su buharını atıyoruz akciğerlerimize. Fazla su var. Mesela elini böyle elini diyorum, ağzını cama böyle yapsan ne olur Tunguç'um? Buhar. Orada buhar oluyor. İşte akciğerlerimize su buharını attığının göstergesi bu. Zaten oksijen alıp karbondioksit veriyoruz. Bunu herkes biliyor artık. Peki deriye bakarsak, derinin yaptığı şey ise fazla tuz ve fazla su atıyor dışarıya aslında. Tuzun da fazlasını deri sayesinde dışarıya gönderiyoruz. Kalın bağırsağa baktığımız zaman Tonguç'um, besin artıkları dışarıya gönderiyor Tonguç evladım benim. Kalın bağırsakta diyoruz ve bunların da bağırsakta, bağırmasakta bu konuyu öğrenmemiz lazım. Tebrik ediyorum. Durgun haldeki sürtünmesiz yüzeyde bulunan cisimlere aynı anda uygulanan kuvvetler şekilde gibidir demiş. Tamam eyvallah, gördük. K cismi, M cismi, L cismi, N cismi. Tamam eyvallah. Buna göre yukarıda cisimlerden hangisi dengelenmiş kuvvetten etkilenir? Bir kere dengelenmiş olabilmesi için kuvvetin yönleri çok önemli. Mesela bu adam buradan itiyor. 2. Bu adam buradan çekiyor. 1. O zaman toplamda sağa doğru olanlar 3. Sola doğru olanlar, bu da sola doğru itiyor. Bakar mısın? 3. Bunlar birbirine eşit. O zaman bu dengelenmiş kuvvetin etkisindedir diyoruz. K'yı yazdım. Geldik buna. Bak, sağa doğru olanlar bu var, bu var. 3, 3 daha 6. Sola doğru olanlar sadece 2 var. Dengelenmiş mi Tonguç'um? Bu 6, bu 2. Evet. Hayır, dangoz musun? 4 tane sağa doğru dengelenmemiş kuvveti, bu yanlış diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. Sağa doğru olanlar Tonguç'um 5, 2 ve 3, toplamda 10 var. Çüş. Sola doğru var mı? Yok ki hiç sola doğru. O zaman bu da dengelenmemiştir. Saçmalama diyoruz. Geldik. Sağa doğru olanlar 5, 5, 10. Sola doğru bir tane 5 var. O zaman bu da dengelenmemiştir. Dolayısıyla sadece K çıktı buradan. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olan. Bunu da unutmayalım. Kuvvetin nesi var Tonguç'um? Bak mesela şöyle bir kuvvetin doğrultusu nedir? Doğu batı doğrultusuna. Yönü nedir? Doğuya doğru. Bak sağ taraf doğudur. Sol taraf batıdır. Unutmayalım. Sağ taraf bu doğu yönünde. Büyüklüğü ne kadar Tonguç evladım? Bunun 3 Newton'dur diyoruz. Bunları da hatırlayalım. Bunlar da sınava çıkabilir diyoruz ve geçiyoruz. Peki sabit süratle hareket eden cisimlerin süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralanız demiş. Bak 0. zamanda 0. 1 saniyede 10 metre olanmış. 2 saniyede 20 metre olanmış. 3 saniyede 30 metre olanmış. Ya bir kere bu adamın aldığı yol bak 10 bölü 1 10'dur. 20 bölü 2 10'dur. 30 bölü 3 10'dur. Yani aslında 1 saniyede 10 metre yolanmış. O zaman bunun hızına 10 diyebiliriz. Ve sabit süratli. Bravo diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. 0'da 0 başlangıçta başlamış. 5 saniyede 25 almış. 10'da 50 almış. 15'de 70. Ya hepsini böldüğün zaman bak. 5, 5, 5. Hepsi 5. O zaman bunun hızı 5'tir. Ve sabit süratli. Bravo diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. 5 saniyede 20 almış. Burada 4 çıktı bak. 20'yi 4, 5'e böldün 4 çıktı. 40'a 10'a böldün 4 çıktı. 60'ı 15'e böldün 4 çıktı. O zaman bunun da hızı 4'tür Tonguç evladım benim. Yani ne yapıyoruz? Sadece bunu buna bölüyoruz. Aldığı yolu zamana bölüyoruz. Bitti bu kadar. Ve sonuçta bu da sabit süratli diye biz. Ve süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralanıyız demiş. O zaman K büyüktür, L büyüktür, M şeklinde bir sıralama yaptık Tonguç evladım benim. Şimdi yapman gereken ödevim şey nedir hocam? Bir kere akıl haritalarımızdan olanlar için söylüyorum. Nereden nereye çalışacaklarını söylüyorum hemen. Akıl haritalarımızda olanlar bir kere güneş sisteminden ve tutulmalardan başlasınlar. Vücudumuzdaki sistemlerle devam etsinler. Sindirim, dolaşım, boşaltım sistemini buraya kadar yaptıktan sonra Tonguç'um ikinci akıl haritamızda kuvvet kısmına da baksınlar. Kuvvet kısmında ne yapmamız gerekiyor Tonguç evladım benim? Kuvvet kısmında dikkat ettiysen bileşke kuvvet, net kuvvet, bileşke kuvvet, dengelenmiş, dengelenmemiş kuvvetler, burada sabit süratli hareket, buraya kadar yapsınlar, madde ve ısıya geçmesinler. Buraya kadar bütün sınavdan sorumlular diyoruz. Ve aynı zamanda tabii illa akıl haritasından değil de bu 6. sınıf akıl notları var hocam. Aynen, akıl notlarından da yapabilirsin. Akıl notlarından da hemen sayfa 40'la. Aynısı değil mi hocam? Aynen öyle. Sayfa 40'la Tonguç evladım benim.
Sayfa 54 arasında çalışırsan süper olur Tonguç'um. Ve aynı zamanda Tonguç'um burada 0'dan 6'ya sayısal olan arkadaşlar da konu tekrarlarını buradan yapabilirler. Konu tekrarları dediğimiz şey de tabii burada fende... Hangi sayfalar hocam? Fende sayfa 90'dan Tonguç. Detaylı çalışmak isteyenler için diyorum. 90, 92, 94, 96 devam ediyoruz. 98, 100 ama... Yeni sınavda gerçekten de bunlardan çok soru gelecek. 102'den sonrası gerçekten önemli. 104, ondan sonra 106, 108, kan grupları 110, ondan sonra 112, ondan sonra 114 Tonguç Evlen Bey'im. Buralara dikkatli çalışalım. 116 özellikle çok fazla sorunun geleceği bir yer. 118 dengelenmiş dengelenmemiş kuvvet ve sabit süratli harekette 120. sayfalara çalışalım ve bunun yanındaki soruları da lütfen çözelim Tonguç. Ama eğer öğretmenimiz çok zor soruyor, gerçekten kastırıyor dersen Tonguç'um Zoru Bankası'ndaki hemen sana söylemek istiyorum sayfalarımızı. Zoru. İlk konulardan öyle çok zor soru çıkacağını tahmin etmiyorum. Ama ilk konular değil de bak bu sindirim sisteminden sonraki hatta bak solunum sisteminden sonra iyi çalışalım. Özellikle sayfa 156'dan Tonguç'um. Boşaltım sistemi 158. Ondan sonra 160 kuvvetin özellikleri birleşik kuvvet. 162 dengelenmiş dengelenmemiş kuvvet. Ve sabit süratli hareket 164 ve 165'i de çalışalım Tonguç. Ve mükemmel bir şekilde sınava hazır olalım diyorum. Hadi bakalım o zaman başarılarını devam ediyorum. Ödülü sorumuzu yap Tonguç. Yorumlara yol. Hadi bakalım.